Arkadaşlar hayırlı sabahlar. Fed kararı bitti. 25 bas puan indirdi. Piyasanın aşağı yukarı zaten fiyatladığı, beklendiği bir şeydi. Ama dolar endeksleri dün bayağı bir rally yaptı. Bu arada zaten biliyorsunuz dün söz verdiğim gibi canlı yayın yaptım. Arkadaşlar aktif olarak altın ve doların neler olduğunu hazır bunu açmışken de arkadaşlar bu her zaman soruyorsunuz. Videolarda arkadaşlar şurada bakın like ve dislike var. Bakın mesela beğenmeyen insanlar olmuş burada. Ne dediysek ne yaptıysak. Bu like tuşuna basarsanız arkadaşlar videolara destek olmuş oluyorsunuz ve daha çok insan görmüş oluyor. Bir de kanala abone olup zil sesine bastığınız zaman da arkadaşlar dün de çünkü istatistiklere bakıyordum. Kanalı seyredenlerin %52'si, %53'ü abone olmayan insanlar devamlı. Bu da belki bizim hatamız. Hani söylemiyoruz çok fazla. Bu yüzden lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi, en azından like tuşuna basmayı unutmayın ki gene videolara destek azaldı. O yüzden birazcık arkadaşlar emeğe saygılı olmakta fayda var diyelim. Geçelim. Şimdi dün 10 yıllık faiz indirdiği zaman 25 bas puan. Zaten hep şunu söylüyordum 2-3 haftadan beri. 10 yıllık ABD faizlerine zaten bu fiyat yansımıştı. Zaten burada bir dip oluşumu vardı. Hani fiyata yansımış olduğu için çok ekstrem bir şey beklemiyorduk. Ama diyorduk ki arkadaşlar bakın burada dolar endeksleri bu düşüş trendini kırdı ve 98-30'ların üzerine giderse burada yeni bir bant açılabilir ve işler değişebilir. Ve dolayısıyla hatırlarsanız işte dolar TL aşağı gelirken de diyorduk ki arkadaşlar artık hani satış fırsatını kaçırdınız. Artık sakince bekleyin çünkü hani dolar endeksleri kuvvetlenirse bir yerde tekrardan burası bir tepki verecektir. Şimdi dün ne oldu? İşte 5.55'lerdeyken dipteyken dün de canlı yayında şunu söylemiştik. İyi hatırlarsınız seyredenler. 56.50'yi geçtiği anda şu boy kadar kendini 62'ye atar dedik tam noktasına kadar. Ve artık band 62-56 olarak otururuz. En azından siz de şu hani şimdi gene konuşulmaya başladı işte 5'lere gelecek falan filan. Arkadaşlar dedik hani korkmayın. Bir sıkıntı yok. Ha 5.40, 5.50, 5.40'a kadar sarkabilir mi bu hani? Mesela dün dolar endeksleri zayıflasaydı bir anda hani 5.51 kırılıp belki bir sarkma olabilirdi ama çok kalıcı olacağını zannetmiyordum. 62'ye vurduk. Bugün 56.40'lar artık önemli bir destek aşağıda. Onun altında geçen gördüğümüz minimum seviyeler artık 51-50'ler önemli bir destek. Hani şimdilik buranın altına bugün bir oyun planı olacağını zannetmiyorum. Daha çok artık 61-80, 62 bandını kırıp 65-50 bandlarına doğru hareketlenmeye çalışacak. Ama zaten hatırlıyorsanız haftalık grafikte de 62'den şöyle size bahsetmiştim. Şu 3 haftalık grafiği, 3 haftalık dip noktası 61-62 bu seviyelere denk geliyor. Hani şunun üzerinde bir kapanış yapabilirsek en azından birazcık daha rahatlamış olur. Dip sürecini birazcık daha genişletiriz ama orta vadede dolar TL'nin hareketlenmesi için 5.76-5.80 bölgesinin grafiğin yukarı geçmesi lazım ki tekrardan haftalıklarda bir orta vadeli bir ivmelenme görelim. Şimdi bugünün oyun planı dediğim gibi 5.61-80'ler yukarıda önemli direnç olacak bugün. Şimdi baktığınız zaman kısa vadede 15 dakikalıklarda seans içinde şurada 5.59-27'lerde bir direnç çıkardı. Aşağı tarafa sarkmalarda 5.56-40 önemli destek. Onun bir altında da şuradaki maliyetlenmeyi 5.54-90, 5.55 diye bakabiliriz. Buralar. Ama tabii bugün gene gözler nerede olacak? İşte yurt dışlarındaki dolar endekslerinde olacak. Eğer dolar endekslerindeki bu rally devam ederse yani şimdi mesela DXY tarafında uzun zamandır kırılmayan bir yer kırıldı. Yani yaklaşık 5-6 aydır kıramıyordu bu 98-30'u. Bunun üzerinde eğer ki bir 100 bandını açarsa 100'e doğru işte o zaman dolar dünyada değerlendikçe Türkiye'de de en azından aşağı geliş kısmı zayıflayacak ve içeride olabilecek en ufak bir olumsuzlukla dolar TL yukarı doğru devam edecek. Hani baktığınız zaman şuradaki şu omuz başın hatırlıyorsanız omuz ters omuz baş omuzun bir şeyi vardı. Hareket şeyi
Tam olarak aşağı yukarı zaten buraya geldik. Şimdi buradan ne olabilir? Buradan belki bir düzeltme gelip artık 98-300 önemli direncinin destek olup olmadığına bakıp tekrardan dönebilir. Veya rally biraz daha uzayıp ondan sonra düzeltme gelebilir. Dolayısıyla dolar endekslerinde arkadaşlar gözünüz olsun. Altın fiyatlarında da zaten 1433'ü kıramayınca dolar endekslerinin kuvvetlenmesiyle beraber şu 5-6 günlük çıkış trendini kırdı ve tekrardan böyle bir hafif bir zayıflama emaresi verdi. Baktığınız zaman altın tarafında da 1400 önemli bir destek olacak. Altta zaten 1380'ler çok önemli trend dönüşümü için. Artık bu saatten sonra yukarı hareketlerde biraz biraz bu 1420'lerde falan satışla karşılaşır. Özellikle 33'ü geçemediği sürece satış baskısı devam edecektir. O yüzden yani kısaca toparlarsak dolar TL'de bugün ilk etapta 5.59-30, onun üzerinde de 5.62'nin direnç olacağı, 5.56-40'ın destek olacağı bir oyun planı. Ama artık en azından şu 5.51'li bölümden 5.40'lardan kurtulduğunuz gibi gözüküyor. Dediğim gibi de eğer ki 5.62'nin üzerine atabilirse bugün, hani bunun üstünde belki şu seviyelerden Forex tarafında oynayan arkadaşlar için işte 5.64-40, belki 5.64-40, 5.65-60 aralığından gelebilecek satış pozisyonları tekrardan düzeltmeye sebep olabilir. Yani 5.65-50'yi öyle kolay kolay geçemez ilk etapta 62'nin üzerine atarsa. Ama dediğim gibi 56-40'ın destek olup olmadığına bakacağız bugün aşağıda. Ve muhtemelen de bakalım dünkü hareketten sonra dolar endekslerindeki rally dünyada devam edecek mi? Bu da nereden sonra Türkiye'ye yansıyacak? Arkadaşlar bunu göreceğiz. Dediğim gibi bu bir iki gün çok önemli. Yukarı doğru kapanışlar gelirse en azından şu 5.65'lere doğru bir tepki olasılık içinde, ama bunun bir tepki olduğunu, bir yükseliş trendi olduğunu unutmayın, olmadığını. Dolayısıyla şu anda tepkiyi gözlüyoruz. Şu anda dip sürecinin en azından 5.51'lerde olduğunu ve yukarı doğru ataklar yaparsanız aşağı doğru dönüşlerde destek seviyeleri en azından kuvvetli gelecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bana mail atmak isteyen kardeşlerim beforethenews.com benim sistemden atabilirsiniz. Buraya üyelikler devam ediyor. Bayağı bir büyüdü. WhatsApp'tan kare kod okutup bildirimlerden, canlı yayın bildirimlerinden bilginiz olabilir. İşte eğitim danışmanlık bölümlerinde şey yapabilirsiniz. Bu hafta sonu biliyorsunuz İstanbul'da eğitim var arkadaşlar. Kayıt yapan kardeşlerimizin bilgi olsun. İstanbul eğitimi cumartesi günü. Orada da kayıtlar dolmak üzere. Dediğim gibi arkadaşlar eğer hareketli bir şey olursa öğlenleyin bir canlı yayın yaparız. Ama lütfen ve lütfen bu abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın ki canlı yayınlardan bilginiz olsun. Abone olup zil tuşuna basmazsanız canlı yayınları göremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden lütfen birazcık daha dikkat edelim. Görüşmek üzere.